Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlık tarihinde etkili olan en önemli şahsiyettir. Dünya tarihini incelediğimizde onun kadar dünyada büyük etki bırakmış olan ve etkisi hala devam eden bir insan yoktur. Allah Resulü neden hayatı öğrenilmeli ve bugüne ne anlatıyor sorusunu sorduğumuzda her şeyden önce Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir ve Allah tarafından kendi cinslerine, kendi cinsine, kendisi gibi insan olanlara gönderilmiş bir peygamberdir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde dolaşan, yürüyen insanlara kendi cinslerinden, kendilerinden bir peygamber göndereceğini söylüyor. Son ilahi mesajı iletmek üzere Yüce Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçti ve 23 yıllık nübüvvet hayatında bize Allah'ın vahyini hem sözlü olarak iletti hem de hayatıyla yaşayarak gösterdi. Allah Resulü'nün hayatının öğrenilmesi öncelikli olarak bir beşer peygamber sıfatıyla Müslümanlar açısından önemlidir. Çünkü vahyi alan bir insan olarak, vahyi alan ilk muhatabı olan ilk mümin olarak ne anladığı ve vahyi hayatına nasıl aktardığı büyük önem taşıyor Müslümanlar açısından. Müslümanlar dinlerini yaşarken, inançlarını hayata geçirirken öncelikli olarak Allah Resulü'nün yaşantısını öğrenmeye ihtiyaçları var. Çünkü Allah Resulü Müslümanlar açısından bir örnektir. Bu örnekliğini onun hayatını hem bir bütün olarak hem de ayrıntılarıyla, öğrenmeleri ile gerçekleştirmiş olacaklar. Allah Resulü'nün beşer olarak önemi ve örnekliği sadece Müslümanlar için değil, son ilahi mesajı ileten bir insan olarak bütün insanlık için önemli bir örnek olarak karşımızda duruyor. Onun yaşantısı, ahlakı, beşeri ilişkileri sadece Müslümanlar için değil, insanlığın kurtuluşu içindir. Bunun bu boyutuyla da Müslümanların dışındaki insanların da Allah Resulü'nün hayatını sağlıklı bir bilgi ile ayakları yere basan sahih rivayetlere dayalı bilgiler ile öğrenmeleri icap ediyor. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenirken bir taraftan ibadet hayatımıza, diğer taraftan yaşantımıza, ahlaki davranışlarımıza ilişkin örnekliğini vurgulamamız icap eder. Ama Allah Resulü aynı zamanda muamelatın, hukukun, beşeri münasebetlerin örneğidir ve bu boyutuyla da hayatın her yönü Müslümanlar açısından örneklik teşkil etmektedir.